nasıl oldu? Bak buraya basılı tutuyorsun. Çok dikkatli izle. Para bir anda büyüyebiliyor. Şimdi bunu anlatmazsan kavga ederiz. Bence biz bu şarkıyı çıkarsak Türkiye'yi böyle derinden, damarından... Bir çocuğun elinde de... De... Oğlum benim ilk sayfayı çevirmem 5 dakika falan sürüyor. Yani. Yes! Türkiye'nin en yeteneklerini aradığımız, bulduğumuz ve onlarla video çektiğimiz serimizin yeni bölümündeyiz. İlk konuğumuz Cenkay. Cenkay'la birlikteyiz. Cenkay, Türkiye'nin en yetenekli sihirbazlarından bir tanesi. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Cenkay'ın özel ilgi alanı bozuk paralarla ve iskambil kartlarıyla çok güzel numaralar yapıyor. Bunların hepsi gayet normal, senin benim bildiğim bozuk paralar. Hepsini biz öncesinde inceledik. Abi neler yapacaksın bugün bize? Yani biraz hazırlıksız geldim. Günlük kullanımlı şeylerle yapacağım. Başta bir alıştırma yapın dediniz. Tamam. Mesela böyle aldın, attın, geldi gibi. Nasıl? Ne oldu? Böyleyse ben gidebilirim ben. Bu ne ya? O zaman ben de sihirbazım. Bu arada Merve'yi de konuk olarak aldık. Çünkü ben hani bazı şeylerin nasıl yapıldığını bildiğim için bir de vatandaş tepkisi görelim diye, bilmeyen biri nasıl tepki veriyor onu da görelim diye Merve de bizimle. Hocam o zaman buyurun siz gönlünüzce başlayın. Biraz illüzyon tarihinin en eski numaralarından biriyle başlamak istiyorum. Çünkü bu kartın ismi ne Orkun? Maça as. Maça as değil mi? Yani bilen olur bilmeyen olur. Bunlar... Karton biraz Türk kartlarından farklı. Sen zaten biliyorsun bicycle'ı. Maça ters çeviriyorum. Şöyle bir hareket yapıyorum. Bir de böyle çevirdim. Soruyorum. Maça as nerede? Orada. Orada değil kesin. Maça as tabii ki burada. Evet ha o değişseydi var ya ben burada bırakır giderdim anladım. Mümkün hiçbir şey yapmadın çünkü değişemez. Şimdi işin içerisine bir tane 4 ekliyorum. Sizden isteğim şu ki siyah olan yani as maçayı takip etmen. Karıştırıyorum bak çok da yavaş yapıyorum. Ters çeviriyorum. Maça as nerede? Bravo. Çok iyi. Şimdi açık bir şekilde yapacağım. Biraz daha zorlaştıracağım. Bu gösterinin ismi bul karayı al parayı. Maça as alıyorum. Sana veriyorum. Maça as sende kalsın. Elimi şıkattığım anda maça as bana geliyor. Nasıl oldu iş? 4 sende. Şimdi bunu anlatmazsan kavga ederiz. Daha yavaş yapıyorum. Bu sefer 4 sende. Bakma bu şekilde kapalı kalsın. As bende. Ası karıştırıyorum. Ası ters çeviriyorum. Ası buraya sürttüğüm anda as benden kayboluyor. Saçma sapan iş yapıyorsun. Bak abinle. Dalga geçiyorsun. Şaka yapıyorsun. Bir dakika ben şok içerisindeyim şu an. Benim bu kadar şaşırmıyor olmam lazım. Bir daha yapabilir miyiz? Her açıdan çekelim. Furkan düzgün çek lan. Eski sihirbazı şaşırttık. As aklını karıştırdı mı? Evet. As alıp cebime koyuyorum. As'ı kaybediyorum abi. Elimde neler kaldı? 2 tane 4. Evet. Arkalı önlü bir şekilde gösteriyorum. 2 tane 4. Bir tane 4'ü aldım. Altına çevirdim. Bir de böyle bir hareket yaptım. Elimi şıkatıyorum ve as'ı geri getiriyorum. Elin kıpırdamadı ya. İşte bu olay o. Aslında cebime de 4 gitti. Orkun bu sefer sen açar mısın elini? As'ı alıyorum sana veriyorum. Orkun, as senden önce neredeydi? Cebindeydi. Cebimdeydi. As hala cebimde. Bak abi eline. Bir dört daha oldunuz. 3 tane 4 olduk. As nerede? Cebimde abi. Dedim ya cebime koyuyorum diye. Ama elime vermiştin geri. Yok abi cebimde. Çok yavaş yapıyorum. Tamam. Dikkatli izle. Asla 4. Evet. Ters çevirdim. Dört. Sen de şu an hangisi var bakmadan söylüyorsun. 4 var bende. Bu gösteride toplam kaç tane 4 gördün? 3 tane gördüm. Bravo. Çok iyisin. Kaç tane as gördün? 1. Bu gösteride 2 tane as var. Ha yoktu. Aşkım hadi açıkla. Sen açıkla bilen sensin. Ben halkım yani. Ben bir yerden sonra anladım ama sonra yine kaçırdım. Full mu? Devam edelim. Full abi full. Kesin fullandım. Yok kabul ediyorum. Yedim ben. Çok iyi yedim hem de. Evet yeni triğimize geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Aç abi iki elini. Şöyle. Bunları kontrol. Aa güzel Çin parası severim. Bir dakika. Bak şunların güzelliğine bak. Biraz önce sanki numarayı tekrarlamak için bir de peçete gibi pamuk gibi. Neyse bir şey yapacağız artık. 4 tane olması lazım ama. Neyse önemli değil. Çakmağın var mı? Çakmağım var. Bir saniye. 3 tane para var. 4 diyorsun. Çakmağı bir yakar mısın? Tabii. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Buyur. Ay. Ay ne ya? Ay ne? Vatandaş tepkisi diye çağırdık. Ay çıktı ya. Merve ikisini sen al. İkisini sen al. İkisini sen al. Kontrol edin. Bunlar Çin parası. Ortaları delik. Ortalarının delik olmasının sebebini biliyor musun? Yok. Bir rivayet var ama bununla bilmiyorum alakalı. Nedenle. Yıllar önce cep olmadığı için insanlar boynuna asıyormuş kolye gibi. Ne kadar zenginsen boynun o kadar eğikmiş. Beşi bir yerde tamam işte. Bilesin. Dördü de birbiriyle aynı. Herhangi bir şey var mı? Yok işte bükülüyor, ediliyor. Yok. Şekli güzel para bunlar. Kollarını da bilerek kısa giydim ki şana şey olmasın. Kesin bir şey derdik. Kesin yani. Ya da sen demesen de seyirciler... İp yoku bir hepimiz bir test edelim. Bir şöyle her yerden bir ip görünmez bir ip olmadığından emin olalım. Koptu abi biraz önce falan. Değil mi? Pamuktan yok. Para yaptı. Sen ne ipi yani? Bir şey diyeceğim. Pamuktan para yapabiliyorsan biz sana 100 kilo pamuk getirelim. Sen 100 kilo para yap onu bize. Olur abi. Parayı nasıl da getirirsen yani? Yapardım. Kaç paramız var abi? 4 paramız var. Tamam.
Şimdi 4 parayla alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak adım adım yapacağız. Yavaş yavaş yapacağız. İlk adımımız şu. Bir tane parayı Salim'e göndereceğim. 3, 2, 1 dediğimde kapatıyorum. Biri Salim'e geçiyor. Ha? Merve burada kaç tane var? 3 tane diye düşünmek istiyorum. Teşekkür ederim. 4 eksi 1. 3. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? Görmedim ben ya. Ben şu bütün görüyorum yakalayamadım. Nasıl oldu? Merve tekrardan sana yapacağım. Sol elini açar mısın? Biri sende, üçü bende. Adım adım yavaş yavaş yaptık. Bak çok dikkatli izle. Bak gözünü Orkun buradan ayırma. Tamam. Hazır mısın? 3, 2, 1. Gözünü ayırdın abi. Sen devamlı öğretmesini istiyordun değil mi Orkun'un? Evet. Bu gösteriyi sana yaptıralım mı? Yaptır. Tamam bak şimdi sol elini aç, sol elini olsun. Bak. Merve yapamaz ya. Sus. Bak parmakların şöyle olsun. Bak dördü de sende. Bak sihirbaz sensin, parayı da göster. Dört tane paramız var. Şimdi dördünü de üst üste koyuyorum. Parmaklarını kapat, 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 ters çevir. Dördü sende, bende hiç yok. Hazır mısın? Hazırım. Elimde üç tane varsa var. Kavga edeceğiz. Avcun ters çevir, aç lütfen. Ya. Nasıl hocam, yapacağız? Çok iyi. Yani buradaki el becerisi ve hızlılığı aslında evet. Çok evet. Önemli. Yani birini alabilir miyim? Tekniği ben de biliyorum mesela, ama böyle yapamam. Teknik de biliyor musun? Bak buraya basılı tutuyorsun. Çok dikkatli izle. Para bir anda büyüyebiliyor. Ha? Buna da basalım. Bas küçülmüyor. Elhamı ters okuyacaksın içinden. Bak, bir büyüğü abi oluyor. Bak şöyle yapalım. Bak. Şöyle getir, para burada. Mesela bunu kapattın, hissedeceksin böyle, tamam mı? Parayı avucunda olduğunu hisset. Hissediyorum. Hisset. Karga burnu nedir biliyor musun? Böyle karga burnu hafiften evet. Böyle açılır. Aç şöyle hafiften, aç 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 aç. Parayı buradan aldım, tekrar kapattın. Para birazdan, bu büyümüştü ya, şimdi eline gelecek birazdan. Çok yavaş bir şekilde elini şöyle aç, üstekini saçma aç. Saçma sapan konuşma. Üstekini aç, para orada mı? Değil. Bir dakika dur, geri kapat. Abi, benim saatim çalışmıyor. Kaç saniye oldu, bir bakar mısın? Nasıl oluyor lan bu? Bir şey diyeceğim, saatime biri bir şey sıkıştırdı ve fark etmedi ben. Nasıl ben oluyor lan bu? Anlamadım bile. Sen görmedin, ben fark etmedim. Sen de mi görmedin? Ben normalde fark ederim, fark ediyor olmam lazım. Yani yaşlanmışsın ve paslanmışsın diyebiliriz. Tebrik ederim, gerçekten çok iyi ya. Ya benim şaşırmak çok hoşuma gidiyor. Aşkım ver onları, bir şey yapamayacaksın onlarla sen. Şey oluyor mesela, şu ikisini alıyorsun. Yani şey diyorlar ya işte, bu paralarda abi kesin bir şey vardır falan. Burada olay şudur, üstteki parayı takip etmeyecek aslındaki seyirci. Alttaki parayı alıyor, eline koyuyor. Üstteki parayı buraya götürüyor. Dediğim gibi bunu takip ettiğin için buradakini kaybediyorsun. Peki nereye kayboluyor? Mesela gibi. Gibi. Merak etti. Dedi ki bu sefer yakından izleyeceğim. Merve bunu kontrol et. Nedir bu? Ne bu? Yüzük falan. Aslında yüzük ama biraz enteresan bir yüzük. İçinde hatta markası da var. Hani bir yüzük olduğunu. Bana. Bir bak aşkım, çıkıyor mu giriyor mu bir şey oluyor mu bir yere. Bu nedir? Sen de bunu lütfen kontrol et. Abi. İstediğin kadar çekiştirebilirsin, bakabilirsin. Ya normal bir ip. Ne ipi abi? Parakord ipi. Paraşüt ipi bence bu. Bence ayakkabı bağcığı. Teşekkür ederim. İlk defa böyle bir yorum aldım ya. Bir şey söyleyeceğim. İstersen senin yüzünü yapabilirim. Al. Sen de eski bir sihirbazsın. Evet mesela, ben o yüzden güveniyorum. Teşekkür ederim. Yani onu da söyleyeyim, sihirbazlara genelde güvenmezler ama güvenmeleri gerekiyor. Çünkü bence dünyanın en dürüst, en güvenilir insanlarıyız. Dürüst olan hiçbir şey yok şu dürüst anda. Dürüst olan hiçbir şey yok, kesinlikle katılıyorum. Bir kere sizi kandıracağımızı söylüyoruz ve kandırıyoruz. Dürüstüz abi bir kere. Aşkım yüzüğümü çıkardım, kusura bakmazsın. Yapacak. İnşallah. Ben takmayı unutmuşum. Sen takmayı unutmuşsun. Yazıklar olsun. Şöyle yapacağız bak şimdi. Şöyle yüzüğü ortasına doğru ipin böyle çekeceğim. Bak abi içinde. Bir, ben de çekebilir iki, miyim? Üç. Dört dediğimde bak. Sen tak ben çekeyim. Tabii ki. İçinde mi diyeyim anlayalım. Attım. Çek bakalım. İçinde gerçekten. Hazır mıyız? Kıl izleyici ya. Bak şimdi alıyorum. Bir, iki, üç dediğimde çıkıyor. Bir, iki, üç dediğimde tekrardan içine giriyor. Yüzük de bizim. Ne diyeyim ki? Şimdi senin yüzünü vereyim. Benim yüzüme devam edelim. Bir şey yok değil mi? Yüzüğe baktın. Evet, hiçbir şey yok. Açılabilir bir şey var mı? Aa, yüzüğe de mi çeviriyorsun? Yüzücü güzel. Şöyle yaptık. Ortasını alalım. Bak Orkun sen de tutup çek. Geliyor mu abi? Sert çizgi çekebilirsin. Gel. Yok gelmiyor yani. Aldın. 1, 2, 3 dedin çıktı. 1, 2, 3 dedin tekrardan içine girdi. Bak şimdi. Tekrar tutup çek. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Tamam. Kapatıyorum. İpin bir ucunu bu tarafa, bir ucunu da bu tarafa atıyorum. Orkun iki ucu bağlayıp böyle parmağıma doğru çeker misin? Burada bir şey çok önemli. Yüzüğün nerede olduğunu bilmen. Yüzük nerede? Avucunun içinde. Evet. Hangi avucunun içerisinde? Sol. Ne bağlatıyorsun bana olmayan yüzü? Orkun dikkatimi dağıttı ya. Ben ne yaptım ya? Kızım nasıl oluyor bu? Şöyle yapalım. Çok haklısın aşkım. Çek, çek. Aferin, aferin. İskambil yapacak mısın? İskambil yaptım ya işte baştan. Başka ne yapacağız? Başka bir şeyler ne var? Başka bir şeyler daha yap bize. Abi bir gösteri diye konuştuk hiç olur.
Aşkım normal bir deste sıfır paketini açtı önümüzde gördük. Hepsi birbirinden farklı kartlar. Kartların peki hani şeyini biliyorsun. Evet. Her karttan bir tane vardır falan filan. Karıştırmak evet. İster misin? One and triple shuffle yapabiliyor musun şöyle ikiye ayırıp? Tek elle. Aha. Çalışmam lazım ya. Yani çift elle yapayım istiyorsan flourish de yapayım ama. Buraları koymayın. Bak istediğin bir kart al. Bak bakarak alabilirsin bu arada. Bak biz bir ilk yapıyorum sana. Beğenerek aldım. Beğenerek ve seçerek. Kameraya göster. Ben de alayım bir tane. Ha. Bu da benimki. İlk seninkini alıyorum. Kartını koyar mısın? İlk tekrar kartı gösteriyorum. Kapatıyorum. Destenin ortasına herhangi bir yere koyuyorum. İtiyorum. Tekrar araya bir yere koyuyorum. Kartı gönderiyorum. Bir de üstüne böyle karıştırıyorum. Senin kartını da en öne koyar mısın? Seninkini de aldım. Burada en önemli iş sende. Çünkü ilk kartı sen seçtiğin için genelde unutuyorlar. Unutmazsın değil mi? İsmini biliyorsun. İsmini bilmiyorum. Onu düşünüyordum. Ben biliyorum aşkım senin kartını. Şimdi elimi şıkatacağım ve senin kartın destenin en üstüne gelecek. Böyle bir şeyin havada imkanı yok değil mi? Tabii. Mesela 1-2-3 desem kartın bu mu? Değil. Aa dur tamam. Elimi şıkatmadım ki. Ha elini şıklatmadım. Tabii sihirbaz olarak elimi şıkattığımda... Maça evet, dokuz. Bu seninki evet, dikkat edeceğim. Evet, bu benim kart. O zaman maça 9'u... Benimki nerede? Ne yapalım biliyor musun? Senin ayağının altına koyalım. Koy. Tamam. Maça 9'u aldık. Bas abi üstüne. Ayağımın süpersin. Altına koydum. Şimdi sıra senin kartında. Herhangi bir karta dokunuyorsun. Hissederek dokun. Olmazsa tamamıyla Orkun'un suçu. Benim hiçbir suçum yok ya. Şimdi bana güven. İstediğin herhangi bir karta... Hayır. İstediğine dokunabilirsin. Şaka yapıyorum. Şu. Bu. O. Eminsin. Eminim. Herhangi bir zorlama yapmadım. Eminim. Merve'ninki hala. Ayağının altına koyuyoruz. Aa, nasıl? Bir dakika dur. Hayır, o zaman olmadı. Senin kartın neydi? Karoas. Karoas. Ayağının altındaki ne? Aa, karoas. Burada mı yoksa? Böyle küçük bir kart numarası ya. Abi teşekkür ediyoruz yani. Ellerine sağlık. Çok yeteneklisin ya ve çok keyifli. Yani bak bence gerçek sihirbazlık hileli ürünler kullanmadan normal sıradan nesnelerle yapabildiğin şeyler benim için daha değerli. Bizim memlekette maalesef kıymeti bilinmeyen bir meslek. Maalesef evet. Abi çok teşekkür ediyoruz. Maalesef. Ellerine sağlık gerçekten. Cenk'i takip etmek istiyorsanız da linkleri bırakıyoruz. Gidip takip edebilirsiniz. Biz geçiyoruz sıradaki yeteneklimize. Bugün Beyza ile birlikteyiz. Beyza Doğuç yapay zeka ile müzik yapıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Kendi yaptığı Instagram hesabında da bunları Reels olarak paylaşıyor. Çok güzel şeyler yapıyorsun Beyza. Türkiye'de senden başka yapay zeka ile müzik yapan birine ben rastlamadım. Ben de şu an rastlamadım. Sen zaten müzik yapıyordun. Hı-hı. Ne zamandır yapıyorsun? Yapay zeka çıktığından beri yapıyorum. Süper. Vallahi bugün de birlikte Beyza ile yapay zekayı kullanarak ve aslında yaptığımız şarkının pek çok yerinde kullanabiliyoruz. Sözleri yazdırabiliyoruz. Şarkının notalarını belirleyebiliyoruz. Hatta suyunu çıkarmak istersek şarkıda kullandığımız sesleri de tek tek yapay zekaya yaptırıp bunu da yazılımla aslında kullanabiliyoruz. Çok kafa karıştırmadan, çok teknik detaylara girmeden Beyza'nın yaptığı süreci de birlikte paylaşacağız. Nasıl bir şarkı yapıyorsun hocam bugün? Bugün her şeyi yapay zekaya yaptıracağız. Belli noktalarda yine kendimiz müdahalelerde bulunacağız güzel bir şarkı olması için. Ama aklımda benim birkaç challenge'lar var. Mesela bize bir wave vermesini, ses dalgası vermesini isteyeceğiz yapay zekanın ve o ses dalgasını kullanmak zorunluluğu getiriyor. Tamam. Onun dışında ben dün bir yapay zeka session'ı hazırladım. Orada bize söz yazabileceği güzel bir hale getirdim onu. Oraya tamam. Söz yazdıracağız istediğimiz girdilerle. Şimdi şöyle başlıyoruz. Öncelikle bir metin belirleyeceğiz. O metini sonrasında sese çevireceğiz. Mesela ne olabilir? Az önce şey denedik. Bir tane peluş ayı headbang yapıp merdivene kafa atıyor sesi denedik. Mesela şöyle bir ses geldi bize. Mesela bunu kullanabiliriz. Çok iyi ya. O zaman şimdi şöyle yazacağım yapay zekaya. Bana bir synth pad wave'i versin. Yani aslında müzik yapma programında kullanabileceğimiz bize ana bir ses vermesini istiyoruz ki biz o sesi sonra buradaki klavyeyle çalabilelim istediğimiz gibi. Rastgele bir ses verecek. Bir ses dalgası alıyoruz aslında şu an tamamen. Rastgele analog bir ses alacağız. Bize şimdi farklı matematiksel değerler veriyor. Biz bu değerleri alıp kullandığımız müzik yapma programına kopyaladığımız zaman hiç olmayan bir ses elde edeceğiz. Berbat bir ses de olabilir, çok iyi bir ses de olabilir. Aa çok güzel. Ah. Çok mutluyum, güzel bir dalga oldu. Hmm. Tamam, rezalet böyle bir sabi, dalga böyle vermedi. Şimdi bu ses bizim şarkımızın ana hatlarını oluşturacak. Biliyorsunuz evet. Bir tane de peluş ayı merdivene kafa atıyor. Da bunu meşleyip bir şey yapacağız. O zaman altyapıyı yaparak gidelim. Ondan sonra sözler kısmında yine yapay zeka döneriz. Ama altyapıda da yine sonra sonra ilerleyelim. Mesela şarkımızın türü ne olacak gibi sorularla ilerleyebiliriz. Tamam. Şimdi burada ChatGPT kullanıyoruz. ChatGPT'ye Türkçe derdimizi anlatıyoruz. Biz bir şarkı yapacağız. Şarkının şu özelliklerde olmasını istiyoruz. İşte beğen
beğendiğimiz sanatçılar şunlar şunlar şunlar. ChatGPT'ye ne kadar fazla veri verirsek bize vereceği sonuç o kadar başarılı oluyor. Yani sözlere de yardımcı olacak, kullanacağımız notalara da yardımcı olacak, şarkının gamını, notasını belirlemekte de yardımcı olacak, şarkının iniş çıkışlarını belirlemekte de yardımcı olacak. Şarkıya dair 5 soru sorar mısın diye. Sorsun onu cevap. Aynen öyle, çok iyi. Bu arada burada yazdığınız komut gerçekten çok önemli. Aynı cümlenin yerini değiştirmeniz bile gelecek sonucu çok değiştiriyor. Bize ne dedi? Tabii ki size şarkınızı geliştirmeniz için yardımcı olabilirim. İlk olarak şarkınızla ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Şarkınızın teması ve hikayesi nedir? Bir peluş ayıcığın yaşadığı dramatik hikaye olsun. Şarkınızın hangi duyguyu yansıtmasını istersiniz? Peluşluk duygusu. Hayır ya, kafas karışacak. Hangi duyguyu yansıtmalı şarkınız? Pişmanlık. Olur ya, peluşun pişmanlığı yazalım o zaman. Oradaki tamam. Tatlılığı belki verir. Tamam. Şarkınızda hangi tür müzikal tarzı tercih edersiniz? Bence derken sinematik olabilir bu arada. Tamam, sinematik olsun, olur. Değişik, merak ettim. Ana melodi veya nakaratı aklınızda mı yoksa bu konuda da yardım mı istiyorsunuz? Tabii istiyorsam. Tamam. Kitlemiz ne diye soruyor. Hedef kitlemiz? K-pop fanları. Yapabiliyoruz ya, yani bütün türleri birbirine karıştıralım kardeşim. Kumpir gibi olacak. Tamam, bunu yolluyorum bakalım ne diyecek. Harika. Bu soruların hepsine kendisi cevap versin. Bizi uğraştırmasın. Bence daha fazla. Bence de. Ayıcık sahibi tarafından unutulup bir yolculuğa çıkarıldığında yanlışlıkla kaybolur. Ve sevdiklerinden uzakta kalır. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde ise her şeyin değiştiğini, sevdiklerinin onu aramaktan vazgeçtiğini fark eder. İçim parçalandı anasını satayım. Nakarat kısmı için yükselen ve duygusal bir melodi düşünebiliriz. Kıta kısımlarında ise biraz daha hüzünlü ve melankolik bir melodi kullanabiliriz. Güzel. K-pop fanlarına nasıl hitap etmiş? Şarkımızda dans edecekmişiz. Dans edilebilir bir ritim. Tamam, güzel. Şöyle, tamam, şöyle. Zaten şey var ya, kafasını vurduğu ses. O zaten tamam. Bizim dans edilebilir ritmimiz. Tamam, süper. Ve enerjik vokaller. Tamam, o zaman şimdi biz şarkımıza girişelim. Ne çıkacak, o kadar merak ediyorum ki. Ben çok ki merak ediyorum. Peluş ayının dramatik hikayesi ama hikaye çok iyi. Bence biz bu şarkıyı çıkarsak Türkiye'yi böyle derinden, damarından ama yakalayacağımız bir... Ama bir yandan dans ediyorlar. Evet, böyle K-pop dinleyip dans edip herkes ağlıyor bütün memleket böyle. Peluş ayıcığım. İlk olarak bence temel akorlar yazalım. Şimdi şarkı sözümüzü yazıyoruz o zaman. Şarkı evet. Sözüyle şarkıyı biraz daha rahat yapacağız. Ben dün ChatGPT'de iyi şarkı sözü yazabilmesi için önceden nasıl iyi şarkı sözü yazması gerektiğine dair birazcık onunla sohbet etmek daha iyi sonuç almayı sağlıyor. Diğer türlü çok genel geçer şeyler söylüyor. Elimizde şu an iyi söz yazan bir session var. O yüzden oraya size az önce verdiği konuyu yazıyorum. Tamam. Bu konuda bir şarkı yazar mısın? Bir kere sevildim. Aa, bir çocuğun elinde evet dediğime geldik. Bir ayıcık oldum kalbinin derininde. Yıllar geçti, unutuldum. Bir yolculuğa çıktım. Sevdiklerimden uzakta. Bir rüyada kayboldum. Aha, yüreğim! Çok duygusal oldu ya. Bir melodi yazarak kendimi besteleyelim bakalım hoşumuza gidecek bakalım şekilde. Bakalım. Bir çocuğun elinde de de bende ses yok. Bende fikir var. Yıllar geçti, unutuldum. Bir yolculuğa çıktım. Bu hali okey bence bu. Akustik cover hali çok okey. Şimdi şey kullanacağız. Öncelikle birazcık böyle tatlı bir pet sesi kullanalım. Ki onun için aslında şey kullanabiliriz. Az önce yapmış olduğumuz ses. Oluşturduğumuz dalgası. Sesi kullanalım bence de. Sıfırdan bir ses dalgası oluşturduk aslında analog bir şekilde. Ve o ses dalgasını şimdi bir enstrümana dönüştürdük. Evet. Şimdi bu oluşturduğumuz sesle istediğimiz notaları basabiliyoruz. Şimdi bir de keman ekleyelim. Çünkü sinematik bir şey yapacağız. Yes! Altyapımızı böyle genel hatlarıyla oluşturduk. Şimdi sözlerimizin kaydını alacağız. Bir kere sevildim çocuğun elinde. Yes! Final. Hazır mıyız? Hadi. Hadi dinleyelim. Bir kere sevildim çocuğun elinde. Bir ayıcık oldum kalbin derininde. Yıllar geçti unutuldum. Bir rüyada. Thank you.
çok güzel. Bak tam böyle şey, kafamda böyle bir Billie Eilish ama böyle bir K-pop esintileri de var. Ama bir yandan Peluş Ayı'nın derdi. Evet. Çok dramatik bir senaryo. Peluş Ayı derdini anlatıyor. Başına gelenler. Of, çok hoşuma gitti benim ya. İnanılmaz güzel oldu Beyza bence. Ellerine sağlık gerçekten. Benim çok hoşuma giden taraf kafasına vurduğu ses oldu. Gerçekten kullanabilirim sample olarak. Çok teşekkür ediyoruz Beyza'cığım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli. Ben de evde deneyeceğim bu arada kendim bir şeyler yapmayı. Beyza'yı takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Her gün böyle içerikler paylaşıyor. Çok daha güzel şeyler yapıyor. Çok daha fazla zaman ayırarak. Kendi de böyle bir program yapmaya çalışıyor aslında şu anda. Sıfırdan şarkı yapacak bir şey. Aynen. Onu da yaparsan onu da ayrıca ağırlar seni. Çok güzel olur. Olur tabii. Devam ediyoruz sıradaki konuğumuzla. See you. Evet, sıradaki yeteneğimiz Tarık'la birlikteyiz. Tarık bundan 10 yıl önce 11 yaşındayken Beyaz Show'a çıkıyor. Alkışlarla Tarık Yiğit'i buraya bir alayım ben. Çocuklar sessiz, kitap okunuyor. Ve Beyaz Show'da ona hayatında hiç görmediği bir kitap veriyorlar. 150 sayfalık bir kitap. Yaklaşık bir dakikada bu kitabı okuyor ve kitapla ilgili sorulan her soruya doğru cevap veriyor. Dakikada 11.700 kelime okuyabiliyordun o zamanlar. Şu an işte aradan bir 10 yıl geçti ve çok fazla çalışmadığı için dakikada 1.000-1.500 kelime civarında okuyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İnanılmaz bir şey yapıyorsun. O zamanlar dünya rekoru sendeymiş. Sen de farkında değilmişsin herhalde. Biz az önce bakınca gördük bunu. Bu arada şey de büyük bir yanlışmış. İşte hızlı okuyunca daha az anlarsın kitabı. O da çok büyük bir yanlışmış. Öyle bir şey yok. Bugün abi senle önümde 4-5 tane kitap var. Çok fazla kitap okumuşsun bu arada. 2000-3000 tane kitap okudum dedin bize. Yani ben hayatımda toplasam 10 tane kitap okumuşumdur. Allah benim belamı versin. Şimdi önümüzde daha önce görmediğini düşündüğümüz kitaplar var abi. Bunlardan bir tanesini seçeceğim ve senden birkaç dakika içerisinde okumanı isteyeceğim. Sonra kitaplarla ilgili sana sorular soracağız. Bakalım eskisi gibi yapabilecek misin? Seçeyim. Hey, bu olsun hocam. Buyurun. Kapağına göre kitap mı seçin? Hazır olduğunuzda buyurun. Oğlum benim ilk sayfayı çevirmem 5 dakika falan sürüyor. Ben de normal okumaya çalışayım bir yandan. Bir de vatandaş hızı görelim. Ve yani bu sayfayla ilgili bir şey sorsan asla cevap veremem şu an. Hiçbir fikrim yok oğlum. Okuduğumda anlama da yok bende ya. Niye böyleyim ben ya? Oğlum ne okuyorum anlamıyorum ya. Halide Edip Adıvar'ın bir kitabı ama hiçbir fikrim yok. Başlığı neymiş? İstanbul'da bir yabancı. Sahip Faik'in babası. Ancak Sadullah, İstanbul'a Anadolu'dan gelen tavırları ve şiveleriyle bu kokteyle katılmadıklarını karısının hatırlaması üzerine kendisini İstanbul'da bir yabancı... Ben iki sayfa okudum. İlk 7 sayfası boş. Kitap bozdu bence. Yaklaşık 20-25 dakika geçti. 150 sayfanın tamamını bitirdi Tarık. Yapay zeka sorularımızı hazırladı. Kitabın farklı yerlerinden böyle detay sorular soracağız. 10 tane sorumuz var. Çoktan seçmeli yaptık hocam soruları. İlk sorumuz soruyorum. Franny, ana karakterlerden biri olan Zoe'ye neden danışır? A. Akademik sorunları hakkında yardım istemek için. B. Aşk hayatıyla ilgili tavsiye almak için. C. Aile içinde yaşadığı sorunları paylaşmak için. D. Spiritüel bir kriz yaşadığını açıklamak için. E. Bir kariyer değişikliği yapmak istediğini söylemek. D. Ritüel bir kriz yaşadığını açıklamak için doğru. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Roman hangi şehirde... Roman isim. Roman diyormuş aslında. Ben isim sandım, karakter sandım. Roman hangi şehirde geçmektedir? New York, Los Angeles, Chicago, Boston, San Francisco. Boston mı? Boston hocam cevap doğru. Kitap kaç bölümden oluşur? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Doğru. Franny'nin hayatta tutunmasına yardımcı olan kitap hangisidir? The Catcher in the Rye, To Kill a Mockingbird, 1984, Pride and Prejudice, The Great Gatsby. Yazarın kendi kitabını koyması komik olurmuş. Şu ilk A şıkkı. A şıkkı. The Catcher in the Rye. Doğru. Peki Zoe karakteri hangi enstrümanı çalmaktadır? Piyano. Doğru. Romanın başlangıcında Franny'nin nerede olduğu anlatılır. Bir restoranda, bir kafede, bir üniversite kütüphanesinde, bir kilisede, evde. Restoranda. Doğru cevap. Peki son sorumuz hocam. Zoe'nin Franny'ye yardım etmek için kullandığı taktik nedir? Ona çeşitli kitaplar hediye etmek, onu bir terapiste yönlendirmek, ailesiyle bir araya getirmek, örnek bir konuşma yaparak ona ilham vermek, ona bir seyahat teklif etmek.
etmek. E sanırım. Seyahat teklif etmek. Hı-hı. Örnek bir konuşma yaparak ona ilan vermek. D. Pek iyi gitmiyor o konuşma. Bayağı kavga ediyorlar sadece. O zaman ChatGPT yanlış. Bence Tarık doğru böyleyse. Abi peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani ben bir vatandaş olarak dakikada 10 bin kelime nasıl okuyabilirim? Ya öncelikle 10 bin kelime okumak çok sağlıklı bir şey değil. Buna gerek yok. Normal bir insan bir dakikada bir sayfa okuyor diye hesaplayalım. 250 diyelim mesela. Ben atıyorum 200 falan okuyorum. Yani şu şekilde gösterebilirim gene kitap üzerinden kelimeler olarak. Şimdi burada sol ve sağ aslında baktığınızda iki arasında göz gezdirdiğinizde buradaki bütün kelimeleri görebiliyoruz. Ama iç sesimiz bunu pekiştirmek istiyor. O yüzden okuyamıyoruz. Görme eylemini okuma eylemine dönüştürdüğümüz anda yavaş yavaş. Yani bakıp aslında içinde pekiştirmeden biz bakarken bir yandan böyle içimizde yapıyoruz ya onu yapmadan direkt baktığın zaman memory'e atıyorsun. Film izliyor gibi oluyorsun. Ya film izleme hızına yetişiyor gibisin. Oha. Sen mesela Harry Potter'ın bir kitabını tabii filmi baştan sona açsam sen kitabı daha önce okursun muhtemelen film bitene kadar. Yani okunur evet. Okumuştum da sanırım. Peki bugün hala günlük hayatında kullanıyor musun bunu? Maalesef uzun süredir çok gündelik hayatımda kitap okumuyorum. Biraz daha her gencin yaptığı gibi işte sosyal medyada. Oğlum ama bak bugün hala o yeteneğini ilk günkü gibi koruyor olsaydın bak adam Instagram'a girecek bir kere şöyle yapacak. Bitti. Hadi 5 saniyede bütün Instagram'ı gördü oğlum adam. Peki şey böyle çok çevrende böyle insanlar gelip sana hadi ye şunu oku falan diyor muydu? Ye şunu oku özetle bize. En sevdiğim şey zaten. Ya bir şey soracağım. Sen harbiden okudun mu ya? Her yetenekte arkadaşları yüzünden insanları suistimal ediyorsunuz oğlum. Sihirbaz adam geliyor. Ben de sihirbazdım. Gelip benim sürekli hokkabas 3-5 palyaçoluk yap bize deyince benim motivasyonumu kırıyorsun. Adamın yeteneği bu. Adama da geliyor. Aa bize de şu kitabı oku özetle deyince yine aynı şey oluyor. Bak bizim memlekette insanların yeteneğini arkadaşları köreltiyor. Peki arkadaşların sana böyle yapmasaydı sen bunu yapmaya devam eder miydin? Sanırım farklı bir alanda çalışmaya başlayabilirdim. Yazıklar olsun gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Buradan da ilkokul arkadaşlarına selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün 3 farklı inanılmaz yetenekli konuğumuz vardı. Beyza yapay zeka kullanarak inanılmaz güzel bir şarkı yaptı. Cenkay geldi iskambil kartlarıyla ve bozuk paralarla inanılmaz sihirbazlık numaraları yaptı. Az önce de Tarık'la birlikteydik. Tarık da çok kısa bir zaman içerisinde 150 sayfalık bir kitabı okudu ve o kitapla ilgili sorduğumuz 10 tane soruya doğru cevap verdi. Siz de eğer bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız böyle çılgın bir yeteneğiniz varsa hocam aşağıya bir form koyuyoruz. Siz de bu videoda yer alabilirsiniz. Bize yeteneğinizin ne olduğunu böyle bir tane çektiğiniz video ile birlikte gönderin. Bir sonraki bölümde sizi konuk alalım. Bunu bir seri olarak devam ettirmek istiyoruz. Evet serimizi beğendiyseniz devamını istiyorsanız hocam biliyorsunuz likeliyorsun, aşağıya giriyorsun, abone oluyorsun. Bildirimleri açmadıysan diyorum ki sana püh. Zaten niye açmıyorsun bildirimleri? O bildirimler hep açık olacak ki biz zaten bak pazartesi 5'te, cuma 5'te 2 tane video koyuyoruz. O videolar yüklendiği anda sana bildirim gelsin kaçırma. Bildirimlerimizi açalım. Haydi CEO'lar.